Projemizin adı Temizlik Bahane Sabun Cevizi Şahane. Asitlerin elektrik akımını iletmesi. Limonda sitrik asit bulunuyor. Amacım görsel bir şekilde prizmaları daha yakından tanıyabilmek. Kırkpınar Ağası Alper Yazıoğlu Ortaokulu'nda TÜBİTAK'ın katkılarıyla bilim şenliği düzenlendi. Bilim şenliği kapsamında birçok öğrenci hazırladıkları projeleri tanıtarak uygulamalı bir şekilde anlattı. Farklı renklerle yoğurtları mayalamaydı. Her sınıf şekillerinde şu tayatlı fotoğrafı vardı. Hepsini yerleştirdik çünkü hangisi daha hızlı mayalanacağını merak ediyorduk. Aralarına opak cisimler koyduk. Bu bir kitap olabilir veya bir karton. En hızlı kırmızı ışıkta mayalanan süt oldu. Çünkü kırmızı ışıkta yoğurdu mayalanmasını sağlayan bakterilerimiz daha hızlı ürediler. İnsanların terledikleri zaman bunu açtıklarında şöyle terleri gidiyor ve kokması engelleniyor. Bilim şenliğinde açıklamada bulunan okulun fen bilgisi öğretmeni Serap Ergün, öğrencilerimize geniş ufuklar açabilmek için her sene bilim şenliğini düzenlediklerini belirtti. Ayrıca fen bilgisi dersinin öğrenciler için korkulabilir ders olduğunu belirten Ergün, "Biz bu dersi daha sempatik ve eğlenceli hale getirdik." dedi. Bilim şenliğimiz 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı tarafından desteklenmektedir. Öğrencilerimize geniş ufuklar açabilmek için her sene bilim şenliğini düzenliyoruz. Bildiğiniz üzere fen bilimleri dersi öğrencilerin korkulu bir dersi. Biz bunu daha eğlenceli, daha sempatik hale getirdik. Öğrencilerimizin artık bilime olan merakı, sevgisi daha da arttı. Araştırarak öğrenmeyi, eğlenmeyi öğrendiler. Artık fen bilimleri dersi hepsinin en sevdiği ders haline geldi. Bir diğer fen bilgisi öğretmeni olan Hülya Kara da bilim şenliğini yapmaktaki amaçlarının öğrencilerin hayata bakış açılarını genişletmek ve daha iyi nesiller yetiştirebilmek olduğunu aktardı. Öğrencilerimizin hayata bakış açılarını genişletmek, daha iyi nesiller yetiştirebilmektir. Temizlik Bahane, Sabun Cevizi Şahane adlı projelerini anlatan Çağın Atı Orman ve Necdet Canım, hazırladıkları proje sayesinde bir bulaşık süngerinde bir klozetten daha fazla mikrop ürediğini öğrendiklerini belirtti. Projemizin adı Temizlik Bahane Sabun Cevizi Şahane. Bu projede biz araştırmalarımız sonucunda bir bulaşık süngerinde bir klozetten fazla mikrop ürediğini öğrendik. Daha sonra bu mikropları nasıl yok edebileceğimizi araştırmaya başladık. Ve araştırmalarımız sonucunda ise bu gördüğümüz sabun cevizi bitkisini bulduk. Daha sonra bu bitkinin nane yağı ve lavanta yağı ile bir çözeltisini hazırladık. Ardından bu gördüğümüz süngerlerde mikrop ürettik. Daha sonra ise bu gördüğümüz çözeltimizi süngerlerimize teker teker damlattık ve gördüğümüz bu kapların içerisine koyduk. Steril tuzlu sularla beraber bu kapların içerisine koyduk ve sonuçlarımızı şu şekilde gördük. Sünger türlerinde bir bakteri türünde %100, bu bakteri türünde ise azalmaya sebep oldu. Beyza Akgündüz ve Şizen Sofuoğlu hazırladıkları limon ve portakal pili deneyinde asitlerin elektrik akımını ilettiklerini ortaya çıkarttıklarını belirtti. Anlatmak istediğimiz deney limon ve portakal pili deneyi. Deneyimizin amacı asitlerin elektrik akımını iletmesi. Limonda sitrik asit bulunuyor. Asitler iletken kablo sayesinde voltmetreye gidiyor ve orada elektrik enerjisine çevrilerek çubuğun hareket etmesini sağlıyor. Limonun iki ucuna elektrotları bağlıyoruz. Ardından iletken tellerimizi de voltmetreye bağladığımızda voltmetremiz çalışıyor. Bu şekilde biz de doğal yollarla pil yapmış oluyoruz. Prizmaları daha yakından tanıyabilmek. Burada kare dik prizma gördüğünüz gibi. Prizmalar tabanlarına göre adlandırılır. Mesela bunun tabanı altıgen olduğu için altıgen prizma denir. Bu Alper Yazıoğlu'nun maketi 1/200 ölçeğinde kısaltılmış. Şu anda biz buradayız. Bu ek olarak yapılmış bina. Halı saha. Bu projenin amacı kesirler ve uzunluk birimleri arasındaki ilişkinin kavranması, öğrenilmesi. Altıgen şeklini kullandım. Uçurtmalar birçok şekilde yapılabilir. Uçurtmanın tarihçesi bir efsaneye göre bir Çinli şapkasına ip bağlamış. Şapkası uçunca iple tutmuştur onu. Bu uçurtma olarak herkese yayılmıştır. Bilim şenliğinde konuşan okul müdürü Erol Örüç, okullarının 2013-2014 eğitim öğretim yılı kapsamında TÜBİTAK 4006 projesinin de desteğiyle öğrencilerin hazırlamış olduğu Bu Benim Eserim adı altında yapılan eserleri sergilediklerini belirtti. TÜBİTAK 4006 projesi kapsamında almış olduğu destekle beraber öğrencilerimizin hazırlamış oldukları Bu Benim Eserim ve
Türk Dünyası projelerine yapmış oldukları eserleri dönem sonu itibariyle sergilemek amacındayız. Bugün itibariyle bunu öğrencilerimiz büyük ölçüde başardılar. Dönem içerisinde matematik, sosyal bilgiler, fen ve teknoloji, tasarım gibi derslerimizde öğrencilerimizin hazırlamış olduğu eserleri bugün velilerimize ve ziyaretçilerimize açtık. Onu gezmek üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Ben bu katkıyı veren tüm öğretmenlerime ve öğrencilerime teşekkürlerimi sunuyorum.